Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu seneki 2001 yavrularımız bunlar, 2021 yavrularımız, anneleri, babaları, yavruları gördüğünüz üzere emek vermeye çalışıyoruz bu işe. Gönül verdik bu işe, seviyoruz. Maşallah, çok güzel yavrular. Çok da güzel bakıyorlar. Yavrularımız sağlıklı, aşılı. Aşı bu işte çok önemli arkadaşlar. Gelmiş olduğumuz noktada maalesef ki salmonellası, vebası hiç eksik olmuyor kümeslerden. O yüzden siz de yani nasıl derler, birazcık zahmet edip bu işe gönül verdiyseniz, yavru alıyorsanız aşınızı vurun. Her zaman faydasını görürsünüz. Bunlara bakmak, altlarından nasıl yavru geleceğini görmek, beklemek, her seferinde değişik bir yavru, değişik bir renk bize keyif veriyor. Eminim ki sizler de seviyorsunuz. Şuna bakar mısınız? Bebek gibi. Pamuk. Bu, bunun kardeşi. Bu en ufakları. Genelde tutturduğumuz soydan devam ediyoruz. Pek macera aramıyoruz. Bildiğimiz kuşlar senelerden beri damarlarını, renklerini, altlarından ne çıkacağını. Daha küçük yavrularımız da var. Onları da ziyaret edeceğiz şimdi. Bunları kendi haline bırakıyoruz. Raflardaki olan küçük yavruları size göstereceğim şimdi. Güzel bir sarı akbaş var. Gösterdiğim anne babanın yavruları. İnşallah ömrü güzel olur. Burada çok güzel bir Sabuni sarı kalemlinin yavrusu var. Burada iki tane kanat postamız var. Dev gibiler maşallah. Diğer kümeslerde de yavrularımız var. Çünkü oradaki kuşları da aynı zamanda bakıcı olarak kullanıyoruz. Buyurun, onları da ziyaret edelim. Yavrulara baktığımız için sizlerden ricam, sadece videonun sonunda maşallah demeniz. Ve bir de bizi desteklerseniz, videolarımızın devamı için abone olursanız, biz de sizleri keyiflendirmek, güzel anları yaşatmak için video çekmeye devam ederiz. Burada da şöyle çok güzel tip yavrularımız var. Bunlar kardeştir. Biri çikolata, biri kara. Bu da gene bizim eski soylarımızdan. Kara akbaşımız. Her sene 3-4 tane alıyoruz bunlardan. Eski soyumuz. Hem damarlılar hem kafaları çok iyi. Renkleri güzel. Gençleştirmek için elimizde bulunan nesili bunlardan yavru almaya devam ediyoruz. Burada çok güzel bir çapar yavrumuz var. Kuş güzeli maşallah. Burada gene sabunilerin diğer kardeşleri var. İki tane içerideki sabunilerin, kremlerin. Burada gene çok güzel bir sabuni kalemli maskamız var. Hatasız bir tane çok güzel bizim eski sabunilerimizden. Aynı zamanda kaçak yakalarken bakıcı olarak da yapıyoruz yani bu işi. Yine burada bir çift rahibimiz var yavru. Dövme. Bunlar ikisi öz kardeştir. Burada yeni çıkmış yavrularımız var gene küçük.
esiyorlar. Burada daha küçük var. Yine bu rahibe. Küçük. Bu da Miro'ların yavrusu. Kısmetse bu da Miro olacak gibi. Bu seneki modalardan. Biz de modaya katılalım dedik. Burada gene rahibelerin yavrusu var. Altında. Görüyorsunuz iki tane yeni çıkmış. Hatta bugün çıkmış. Doğduğu gün video çekiliyorlar kısmetlerine. Burada bir dönek yavrumuz var. Beyaz bir döneğimiz var. Yakaladık onu. Çok güzel dönüyor. Kıyamadık. Bir çift yavru almak istedik ondan. Bu kırlangıça güzel bir dişi bulamadık. Bunu da üretmek istiyoruz ama şimdilik bakıcı olarak kullanıyoruz. İnşallah güzel bir dişi bulursak bir dahaki senede bir 8-10 tane bundan yavru alacağız. Diğer kümese geçelim. Orada da yavrularımız var. Sezonu iyi değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada yeni çıkmış bugün. Bunlar da bugün doğduğu için videoya girmeye hak kazandılar. Gene burada Miro'ların, deminki içerideki Miro'nun kardeşinin kardeşi oluyor bu. İnşallah bunları da büyütürüz. Burada deminki büyük döneğin kardeşi. Bunlar çirkin gibi gözüküyor ama dönüşleri mükemmel. O sebepten yani soyları bize devam etsin diye yavru almak istedik. Deminki gösterdiğim kırlangıcı da bir tiple vurduk ama istediğimiz gibi olmadı. Yakın bir yavru attı ama tabii ki biz seviyoruz bu işi. Ne olursa olsun yavrulara bakmak güzel. Bu da bir tane sarı baskamız. Yumurtalarımız var çıkacak. İçerideki çaparın babasıdır bu da. Bu arada mavi tepeli kelebeği de göstereyim de. Dün yakaladım ama video çekemedim. Burada görmeniz kısmetmiş. Bantlıdır. Görüyorsunuz zaten kanadını açtı bantlı olarak. Yalnız olduğum için her zaman video çekemiyorum. Çünkü bazı kaçaklar hızlı oluyor. Size o hamleyi yaptırmıyor. Bu 3 kere kalktı. 4. de kepçeyle zor yakaladım. Sağ olsun Anıl hocam. Yardıma geldiği sürece ben de kaçak yakalarken neler yapılması gerektiğini, nasıl bu işi devam ettirmemiz gerektiğini. Her kaçağa arkadaşlar farklı müdahale ediyoruz. Yani öyle bir heyecan ki bu. Ben 30 seneden beri besliyorum. Kaçak yakalıyorum, yavru alıyorum. Ancak hiçbir gün sıkılmadım. Çünkü hiçbir gün birbirinin aynı değil. Bugün başka olur. Uçurduğunuz kuş bugün başka döner. Gelen kaçak başka yere konar. Başka hislerdedir. Başka hareketler yapmanız gerekir. Başka yer nasıl diyeyim, hisler taşıdığı için siz de ona göre müdahale etmeniz gerekir. Bazen kendinize göre doğru olanlar kuşa göre yanlış oluyor, yakalayamıyor biliyorsunuz. Yakalayamadığım zaman açıkça ben çok sinirleniyorum, biraz sinirli oluyorum. Ama yakalamak için de kendime göre elimden geleni yapıyorum. Çünkü bu işin hobisi, stresi bu şekilde atılıyor. Biz de işte gördüğünüz dünya şartlarında bu hayvanlarla, Rabbimin verdiği bu güzelliklerle zamanımızı geçiriyoruz. Hiçbir gün mutsuz olmadım kuşlarla ilgili yaşadığım anlardan. Hep doğru olduğuna inandım. Daha güzel günler geçireceğimize inanıyorum kuşçulukla ilgili. Fakat üzüldüğüm bir şey var. Yeni nesil maalesef dijital çağda yaşadığımız için bu işe pek bizler gibi sıcak bakmıyor. Ben daha 7 yaşından beri kuş beslerken o zamanlarda abim bana kızardı. Git derslerinde çalış işte şudur budur gibi. İstemezdi kuşlara gelmemi. Ben bir tuğlanın ters deliklerinden saatlerce kuşları izlediğimi bilirim.
gönül verdik bu işe o zamandan beri. Bu sonradan olacak bir şey değil. İnsanın içinden gelir. Yani benim burası bir dünyam. Burada da yaşadığım anları sizlerle paylaşıp sizlerin de bu güzel anlara şahit olmanızı sağlayacağım. Hayırlı günler diliyorum. Videolarımız devam edecek. Tekrar söyleyeyim. Abone olursanız biz de belli bir noktaya ulaşıp hız kesmeden, moralimiz bozulmadan, heveslenerek bu videoları sizlerle paylaşmak için canı gönülden uğraşıp değer vereceğiz sizlere ve güvercinlere. Kalın sağlıcakla. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.